Arkadaşlar, hepinize merhabalar diliyorum tekrardan. Bugün biyolojiden temel sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımıza yönelik yeni bir video çekimiyle karşınızdayım. Ve konumuz proteinler olacak. Konu anlatımlarımı daha önceki videolarda bahsettiğim gibi ekrandaki kitabımızdan gerçekleştiriyoruz. TYT AYT Biyoloji Soru Bankası A kitabı. Kitapla ilgili detaylı bilgilere resmi sitemizden erişebilirsiniz diyorum ve konu anlatımıma başlıyorum. Proteinler çok çok önemli bir molekül grubudur. Yemiş olduğumuz yemeklerden örnek verecek olursak eğer et, yumurta, baklagilleri örnek olarak verebiliriz ki bu sene özellikle sınava hazırlanan grup olarak sizlerin fazlasıyla tüketmesi gereken besin çeşidi. Proteinlere baktığınız zaman çocuklar yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azota sahip olduğunu görüyorsunuz. Fakat burada şöyle bir durum var. Bazı proteinlerde de kükürtle fosforun olduğunu gözlemliyorsunuz. Yani hepsinde kükürt vardır demiyorum bakın. Hepsinde fosfor vardır demiyorum. Bazı protein çeşitlerinde ki özellikle kükürte dikkat edelim. 2016 LYS'de bir soru vardı kükürtle alakalı. Sorunun detayına girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Kükürdün sadece ve sadece proteinlerde, o da bazı proteinlerde olduğuna dair bir soru tipiydi. Dolayısıyla yapısında bulundurduğu atom çeşitlerini bilmek durumundasınız. Şimdi proteinlerin monomeri yani yapı taşı amino asitlerdir. Bakın görseldeki görsel amino asit yapısına aittir. Şimdi amino asitin yapısına baktığımız zaman radikal grubu, hidrojenin, amin grubu ve karboksil grubu görüyorsunuz. Buradaki radikal grup çok önemli. Neden? Değişkenlik gösteren grup burası da ondan. Ve bu değişkenlikten ötürü biz amino asitin toplam 20 çeşit olduğunu söylüyoruz değil mi? 20 çeşit amino asit var radikal gruptan ötürü ve şimdi bakın karbon, oksijen, hidrojen, azot hepsi var burada. Burada olmayan ne? Burada kükürt yok. Burada olmayan ne? Fosfor yok. Eğer biz bazı protein çeşitlerinde kükürtle fosfor var diyorsak o protein çeşitlerinin yapı taşı olan amino asitlerde kükürtle fosfor atomlarının radikal grupta bulunması lazım. Şu kısım bütün amino asitlerde bulunan kısımdır. Farklılık gösteren kısımsa burasıdır diyoruz. Ve buradan yola çıkarak da amino asitler birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanırlar. Bakın soru bankalarında şöyle tuzaklar kurulur. Biz de kuruyoruz ondan biliyorum. Şimdi dersin ki amino asitin yapısında peptit bağ vardır. Öğrenci hemen tik atar oraya. Amino asitin yapısında peptit bağ olmaz. Amino asitlerin arasında peptit bağı kurulur. Şimdi amino asitin yapısında peptit bağ var dersek amino asiti böyle büyük bir molekülmüş gibi tanımlamış oluyoruz ki hayır, en küçük yapı taşı. Dolayısıyla yanlış oluyor. Peki amino asitlerin arasında peptit bağını nasıl oluşturuyoruz? Bir boş kağıt alalım. Oraya çizelim. Şimdi karbon 4 tane bağ yapıyor dedik. Radikal grup, hidrojen, karboksil grup, amin grubu bakın azot 3 bağ yaptı. Peptit bakın burası bir amino asit. Burası da bir amino asit. Ve arada ne var? Peptit bağı var. Peptit bağı hangi gruplar arasında kuruldu? Karboksil grubu ile amin grubu arasında kuruldu. Peki iki tane amino asit açığa çıktı. Bir tane peptit bağı kurduk. Peptit bağ sayısı kadar su açığa çıkar değil mi? Evet. Yani bir tane peptit var, bir tane su açığa çıkar. Peki ya bu H2O nereden geldi? Bakın nereden geldiğini göstereyim size hemen. Şuradan OH'ı alacağız. Buradan hidrojeni alacağız. Birleştir bunu. Ne yapar? H2O yapar. İşte peptitleşme mekanizması bu şekilde gerçekleşir diyoruz. Şimdi bakın biz heterotrofuz. Yani tüketici grubuz. Heterotroflar için bazı besin grupları temeldir. Yani her besini ben üretemem.
Mesela amino asit 20 çeşit, ben bunun 8'ini üretemiyorum, dışarıdan hazır olarak alıyorum. Dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğunuz yağ asitleri olsun, amino asitler olsun, bunların hepsi senin için esansiyeldir, temeldir, zorunludur. Şimdi temel amino asit benim için 8 çeşit. Şimdi bu noktada bitkileri dahil edemezsiniz ama. Yani bitkiler için, fotosentetik bir bitki için temel amino asit kavramı son derece yanlış olur. Çünkü onlar üreticidir. Onlar zaten fotosentez yaparak kendi amino asitleri kendileri üretiyorlar. Bu noktaya dikkat edeceksiniz. Yani temel amino asit senin gibi tüketici olan, yani heterotrof olan gruba da örnek verilebilir. Anlaşıldı mı? Şimdi proteinlerin önemli bir özelliği de şu. Proteinler genlere göre üretilen bir besin grubudur. Bakın, proteinler genlere göre üretiliyor. Bu ne karbonhidratta var, ne yağda var, ne vitaminde var, yok yani. Zaten inorganik maddeler biliyorsunuz üretilmiyor, dışarıdan hazır olarak alınıyor. Sadece buna özgüdür. Amino asit dizilimi çok önemlidir ve bireye özgüdür. Senin farklıdır, annenin farklıdır, babanın farklıdır, amcanın farklıdır, ablanın farklıdır, abinin farklıdır. Akrabalık arttıkça amino asit dizilimi benzer. Protein benzerliği artar. Tek yumurta ikizlerinde birebir aynıdır. Öyle düşüneceksiniz. Ve bizim protein yapılı olan bazı önemli örneklerimiz var. Hemoglobin ne yapar? Al yuvarın yapısında bulunur. Oksijen ve karbondioksit, yani solunum gazlarını taşır. Aktin ve miyozin, kasların yapısında bulunan ipliklerdir. Protein yapılı ipliklerdir. Düz kasta var, çizgili kasta var, kalp kasında var. İnsülin bir hormon grubudur. Her hormon protein yapılı değil. Hay. Yani mesela steroid yapılı hormonlar var. Eşeysel hormonlar örneğin steroid yapılıdır. Ama insülin, adrenalin tarzı hormonlar var, protein yapılı. Nedir hormonun görevi? Düzenleyici olma diyebilirsin. Veya fibrinojen, burada yazmayan, kanın pıhtılaşmasını sağlayan çok önemli bir protein grubudur. Fibrinojene sahip olmama durumunda hemofili hastalığı ortaya çıkar. X kromozomuna bağlı bir hastalıktır. Kanın pıhtılaşmama hastalığıdır. Enzim, ki anlatacağız onu da, özel olarak anlatacağız videomuzda. Enzimler biyolojik katalizörlerdir. Reaksiyon hızını arttıran biyolojik katalizörlerdir. Asla reaksiyonu başlatmaz ama reaksiyonu başlatan, başlaması için gerekli olan enerji olan aktivasyon enerjisini düşürüp reaksiyonu hızlandıran gruptur enzimler. Şimdi enzim dedik, fibrinojen dedik, hemoglobin dedik, antikor, onu söylemedik mesela, antikordan bahsedelim. Antikor savunmacı proteinlerdir. Bir hücre değildir antikor. Antikor salgıdır. Hücre olan aküvar, yani beyaz kan hücrelerinden salgılanan savunmacı proteinlerdir. Vücudunuza viral, bakteriyel gibi antijenik, yani hastalık yapıcı, patojenik hastalık yapıcı gruplar girdiği zaman onlara karşı bizim vücudumuzu savunma rolünü üstlenmiştir antikorlar. Antijen mesela, ben ARH pozitifim. Bende ARH pozitif olduğu için A kan grubu ile ilgili antijen de var. RH pozitif ile ilgili de antijen var. Nerede var? Kırmızı kan hücrelerinin zarında var. Kırmızı kan hücresi ne oluyor? Al yuvar oluyor. Değil mi? Al yuvar zarında bulunan protein grubudur. Dikkat edelim bunlara. Burada görmüş olduğunuz görselde aynı zamanda protein yönüyle zengin olan besinlere örnekleri de verdik. Yani şunu da unutmayın. 12. sınıfın İlk ünitesinde, ikinci bölümde protein sentezi isimli bir detaylı bir konu var. Resmen bir ünite gibi. O üniteyle ilgili genden proteine isimli fasikül çalışmamız var. Bizzat benim yazmış olduğum. O çalışmadan da faydalanmak istiyorsanız eğer, yine resmi sitemizden genden proteine isimli fasikülümüze de erişebilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.